Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün size iğneden tığa çevirdiğim modelim bu şekilde. Bakın çok güzel, şöyle sıralı zarif bir model. Bu modeli arkadaşlar sizler için tığa çevirdim. Evet beni tığa çevirdiğim halde bu şekilde oldu. Evet benim sizler için hazırladığım tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın farklı bir çimen oldu. Hep normalde aynı çimeni yapıyorduk. Yani düz kayadan oluşan çimenlerin üzerine yapılıyordu genelde bu model. Bu inoyası modelini dedim sizler için hemen tığa çevirdim. Çok hoşuma giden zarif kolay modelleri hemen öncelik verip sizlere arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tülbentimizin kenarının tığlamasını yaptık. Tığ battımızın içine de sık iğne ile ipimizi buraya sabitledik. 4 zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Arkayı unutun. İlk başlar gibi. Şimdi düşünün arkadaşlar. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. 4 zincirimi tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip buraya bir tane yuva yaptım. Şimdi 5 zincir 5 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına çevirdim. Döne döne yapacağız bu çimenimizi. Bakın bu şekilde bir fazla çekiyorum ki hafif bombili dursun. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi şöyle düz tarafına çevirdim. Hemen sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde bir artma işlemi gerçekleştirdik. Yine 8 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekiyorum ki kalıp gibi dursun işim. İpimi de esnettim arkadaşlar. Her zaman sürekli söylüyorum. Aklınızda kalsın diye. Evet, bu şekilde bakın en tepe noktasına da bu 8 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Böyle burada da bir bombillik verdim. Aynen iğne oyasında olduğu gibi. Şimdi buraya 6 tane sıkı sıkı kirpiklerim için yuva hazırlayacağım. 6 zincirimi bakın şu telimin arası zincirimin pardon zincirimin arasından giriyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bakın buraya 6 zincirden oluşan bir tane yuva yaptık. Yine 8 zincir çekiyorum. Zincir sayılar aynı arkadaşlar. Hiç kafanız 7 miydi, 8 miydi diye düşünmenize gerek yok. Sıkı sıkı çekin yeter ki. Bakın bir azalma oluyor ki şu yuva içine battığımız için bakın aşağıda zincir sayısında azalma oluyor. O yuvanın sayesinde. Boş olan sıradaki yuvamın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle 4 zincirimi çektim. Bu kadar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz. Yapılışı bu farklı bir böyle kaya modeli olmuş oldu bizler için Evet tekrar yapıyoruz şimdi 4 zincirimizi çektik yandaki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitledik buraya bir tane minik yuva yaptık bu sefer 5 zincir çekiyorum bir tık daha şöyle bombilili bir yuvamız olsun bakın 5 zincirimin içine şey 4 zincirimin içine 5 zincirimi kapatıyorum Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Şöyle düz tarafına dönüyorum. Hemen boş olan tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Yine 8 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim çimeni güzel zaten gösteren çimeni arkadaşlar bu modeli bunu şekil bu e, esnetip sıkıca yapıp güzel bir şekilde çimenin hazırlarsanız modeliniz bu şekilde kendini gösterir Evet altı zincir çekiyorum şöyle çevirdim bu zincirimin içine girip sık iğne ile buraya altı zincirimi sabitliyorum ve yine 8 zincir çekiyorum hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1 1 2 3 4 zincir. Evet 4 zincir çekmek yeni bir arkadaşlar kaya işlemine başlamak demek. Bakın. Şöyle iki tanesini sizle yaptık. Çok da güzel durdu duruşu. Bir tane daha yapalım arkadaşlar hep beraber inşallah o da bir pekiştirme işi olsun. Şöyle 4 zincirimizi çektik. Tığ battığımızın üzerine sık iğne ile boş olan bir yandaki tığ battığa giriyorum. Sabitliyorum. 5 zincir. Hemen çevirdim ters tarafına. 4 zincirli yuvanın içine girip sabitliyorum. Bu şekilde bir bombililik oluştu kenarında. 8 zincir. 6, 7 ve 8. Şöyle çevirdim arkadaşlar boş olan bakın bir yandaki tığ battığının içine 8 zincirimi sık iğne ile sabitledim sıkı sıkı sabitliyorum ki arkadaşlar şöyle bolumsu oynaması olmasın yine 8 zincir çevirdim hemen bakın buradan bu şekilde giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitledim Şimdi 6 tane zincir döndüm. Bu 8 zincirin arasından girip kapattım sık iğne ile. Evet, buraya bir tane yuva yaptık. Yine 8 zincir. Hemen bir yandaki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle zincirimizi çekelim. İşimize bakalım. Bakalım arkadaşlar. Böyle kalıp gibi güzel bir işimiz oldu. Şöyle çekelim ki önüne geçmesin. Evet. Yaptığımız işlemimiz bu. Şu bombililikler oluşacak arkadaşlar. O yay gösteren yani bu kayayı gösteren şu kenardaki bombililikler. Evet. Şimdi kirpikleri de yaparak modelimizi bitirelim. Hem kolay hem de çok size güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu tepe noktasına yaptığımız 6 zincirin içine sık iğne ile girerek saripimi ipimi bu şekilde sabitliyorum buraya 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 5 zincirimi çekeyim hemen içine durdum tekrar 5 zincir kapatıyorum bu şekilde 5 zincir 5 zincirden 3 tane kirpik yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunun yuvasını 5 zincir yerine 6 zincir çektim. Biraz daha büyük olsun arkadaşlar. Rahat olsun kirpikler içinde. Güzel bir duruşu oluyor. Bir tık büyük olunca makasım. Evet makasımızla keselim arkadaşlar. Ben koparamıyorum. Elimi kesiyor. Makas olmadan. Bakın, tepe noktasına bu şekilde minik bir oldu. Şöyle bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kiremit rengini bıraktım sizlere. Sarı ve kiremit rengi açıklı koyulu iki renk olsun istedim. Yine aynı şekilde altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir. 5 zincirimi getirdim. Bu 6 zincirli yeşil yuvaya sık iğne ile sabitledim birinci kirpiğim 5 zincir kapattım ikinci kirpik olarak yine 5 zincir şöyle burvaya girip burada sık iğnemizi gayet sıkı yapıyoruz Bol, bolumsu olmasın arkadaşlar evet bakın bu şekilde hazırladık dibine de bir zincirimizi çektik ipimiz koparmaya hazır hemen bu ipleri yakayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın. Modelim gerçekten çok güzel oldu. Şöyle farklı da bir model oldu arkadaşlar. Hemenin bir yakından size göstermek istiyorum güzelliğini yansıtıyor inşallah kamera. Şöyle farklı, çıtıpıtı, hoş bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Şöyle bakın. Yine iğne yası zarifliğinde oldu. İğne yası gibi görünümü oldu. Evet siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.